Değerli basın mensupları, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün 24 Kasım, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum. Bizleri yetiştiren tüm öğretmenlerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Emekli öğretmenlerimize sağlıklı, uzun ömürler temenni ediyorum. Görevler başında şehit düşmüş ve ebediyete irtihal etmiş öğretmenlerimize de Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Değerli basın mensupları, her millet eğitime verdiği değer ölçüsünde gelişir. Eğitime yapılan yatırımın ülkemizin ve milletimizin geleceğine yapılan yatırımın olduğunun bilincinde olan AK Parti, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde iktidara geldiği ilk günden beri sistemimizin çağın gerektirdiği bir yapıya kavuşmasını sağlamak amacıyla son 19 yılda büyük yatırımlar gerçekleştirdi. Değerli basın mensupları, sizlerin de bildiği gibi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan her yıl olduğu gibi bu yılda 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla dün 81 ilden 81 öğretmenimizle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldiler. Sayın Cumhurbaşkanımızı bu programında öğretmenlerimizle verdiği müjdeleri buradan sizlerle paylaşmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk müjdesi öğretmenlik mesleği kanunu hakkında oldu. Öğretmenlik meslek kanunu ile öğretmenlik bir kariyer meslek haline gelecek. Bu kanunla öğretmenlerimiz mevcut hakları güvence altına alınacağı gibi ilave bir takım mali ve sosyal haklar da sağlanmış olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın ikinci müjdesi 3600 ek gösterge hakkı oldu. Öğretmenlerimiz tarafından merakla beklenen 3600 ek gösterge hakkı özellikle emeklilik sonrası için önemli katkılar sağlayacak. Öğretmenlik meslek kanunu ve 3600 ek gösterge hakkının öğretmenlerimiz için şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Değerli basın mensupları, öğretmen bir babanın oğlu ve öğretmen eşiyim. Öğretmenlik mesleğinin nasıl bir özveriyle icra edildiğini yakından bilen birisi olarak tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tekrar tebrik ediyor. Ülkemizin her bir köşesinde görev yapan tüm öğretmenlerimize ve özellikle seçim bölgem Mersin'de görev yapan öğretmenlerimizin her birine selam ve saygılarımı sunuyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.